Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir etek çalışması yapacağız. Etek çalışmamızın ana zemininde evroli ipimizi kullanıyoruz. Çiçeklerimizde ise içerisinde geçen yeşil rengimizden çiçeklerimizi örerek kullanmayı tercih ettik. Eteğimizi örmeye bel kısmından başladık. Şuradan lastik kısmından örerek dilediğimiz bel ölçüsü olana kadar örmeye devam ettik ve hemen ardında bakınız buradaki Kutucuklarımızı oluşturarak bağcığımızı ve ucuna minik çiçeklerimizin geçtiği yerimizi hazırladık ve sonrasında artışlarımızı yaparak eteğimizin hemen belden dökümlü bir etek olarak çalışmasını yapmaya başladık. Bakın belden dökümlü ve herhangi bir yerden tekrar artışımızı yapmadık. Yukarıdaki artışımız yeterli oldu ve örerek eteğimizi büyüttük ve gördüğümüz bu yeşil renkteki sıramızı ve çiçeklerimizi eteğimize yerleştirdik. Evet tekrar arasına yine ebroli ipimizi kullandıktan sonra çiçeklerimizi ikinci bir sefer daha eteğimize uyguladık ve sonrasında bitişimizi yeşilimizle kenar kirpiklerimizi yaparak tamamladık. Eteğimizin hemen boy olarak ölçüsüne bakalım. Şöyle çevirdiğim zaman üst kısımdan alt kısma kadar 26 santim eteğimizin uzunluğu bel ölçüsüne şu şekilde bakacak olursak bel ölçüsü de 20 santim tabii ki şöyle lastiğimizin açılacağını hesaba katarsak birazcık daha açılacaktır eteğimiz Evet eteğimizi 0 6 ay 8 ay boya ve kiloya göre bebeklerimiz giyebilir Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin Eteğimizi örmek için kartopu baby star'ın böyle görmüş olduğumuz ebrolü ipini kullanıyorum ve ipimi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım ve bel lastiği için gerekli olan ölçüye ulaşalım. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektikten sonra daha kalın eğer büyük yaşlar için öreceksek birazcık daha zincirimizi büyütebiliriz çünkü lastik yaş büyüdükçe şu şekilde kalınlaşırsa daha hoş durmakta biraz küçük çocuklarımız için öreceğimiz için yeterli bir ölçü şimdi 10 tane zincirimin üzerine tam elimi tutuyorum 1 2 3 zincirim ilave ettim tığımın başını doluyorum elimi tuttuğum yerdeki yani 3 zinciri dışta bırakıyorum 1 2 3 4. zincire gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum şu şekilde 1 ve 2 ve devam ediyorum sıradaki zincirin içerisine giriyorum 1 ve 2 tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki zincirimin içerisine girerek 1 ve 2 tekrar 1 2 tüm zincirlerimizi bu şekilde trabzanlarımızı örerek tamamlayalım. En son zincirimize gelene kadar birer birer trabzanlarımızı örerek ilerledim ve ikili trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen son zincirimin içerisine bir tane daha trabzanım örüyorum. Toplamda burada 11 tane ikili trabzanımız var. Ve bir İki tane zincirimi çekiyorum. Bitirdikten sonra en sondaki trabzan üzerine hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve bu baştan örmeye başlıyorum. İki zincirimizi çektikten sonra alttaki bakınız buradaki trabzanımızın üzerine örmüş olduk şuradaki. Şimdi sıradaki trabzanıma tığımın başını doluyorum, yandan giriyorum ve bir ikili bir şekilde örüyorum. Yani iki defa ördüğümüz için ikili trabzan demekteyiz. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki gelen bakınız yandan ana gövdeden giriyorum. Ve bir önce doladığımı sonra tığımdaki ilmeğimi örüyorum. Tekrar batıyorum bakınız ana gövdeden. Bir doladığımı sonrasında tığımdaki ilmeğimi örüyorum. Tekrar ana gövdeden giriyorum bakınız yukarıdan değil ana gövdeden girerek trabzanımı örüyorum ve bütün trabzanlarımı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum sıramın sonuna kadar birer birer örerek ilerledim ee, en sondaki trabzanım kaldı bakınız en son trabzanımı ise örmeden şu an bekletiyorum bakınız şimdi son trabzanımızı da hemen şu aradan giriyorum Bakınız onun da 11'in arasından giriyorum. Kavruyorum. Yine ana gövdeden giriyorum. Ve başlıyorum. 1 ve 2. 2 defa da alarak örüyorum. Sonrasında 2 zinciri hemen üzerine çekiyorum. 1, 2. 2 zincirimi çektim. Örgümün bu yönden görünüşü. Ve arkasını çeviriyorum. Arkadan ise şu şekilde kabartılı bir görünüşü oldu. 2 zincirimi çektikten sonra bitirdiğim yönde hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımı takıyorum ve başlıyorum. Bakınız bu en sondaki trabzanımın üzerine iki zincir çekerek ördüm. Sıradaki ikinci trabzanıma tığımın başını doluyorum. Yine aynı şekilde yandan ana gövdeyi kavrayarak giriyorum. Bir önce doladım sonra tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bakınız iki tane trabzanım bu şekilde örülmüş oldu. Sıradaki bütün trabzanlarımızı da aynı şekilde ana gövdeden tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Dışa kabartıyorum. Bakınız buradaki bölümü. Ve örüyorum. 1, 2. Tekrar sıradakini alıyorum. 1, 2. Şekilde sıramızı tamamlıyoruz ve bel lastiğimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Her seferinde şöyle gördüğümüz gibi ana gövdeden alıyoruz ve başını bir defa doladığımız için iki seferde örüyoruz. Bu kez kabartılı bölüm bakınız bu tarafta olacak. Her iki yönde de buradaki görmüş olduğumuz kabartı yönlerimizi ayarlayarak ilerleyeceğiz. Şimdi sıramın sonuna kadar gelelim. Sonrasında yine diğer sıramıza geçişi birlikte yapalım. Bütün trabzanlarımı birer birer ördüm ve en sondaki trabzanım kaldı. Bakınız tığımın başını doluyorum. En sondaki trabzanımı da şöyle aradan giriyorum. Dışa kavartıyorum. Bir ve iki defa da alarak örüyorum. Ve hemen bir 2 zincirimi çekiyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum bakınız bu yönde kabartımız oldu diğeri de diğer yönde kabartımız vardı şimdi iki zincirimi çektikten sonra tığımın başında oluyorum hemen sıradaki görmüş olduğumuz ilk trabzandan örmeye başlıyorum 1 ve 2 1 ve 2 ana gövdeden giriyoruz üstten almıyoruz 1 ve 2 Evet bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Belimizin lastiğini örerek istediğim ölçü gelene kadar büyüttüm. Şu şekilde sayalım. Buradaki dilimleri sayıyorum. Bakınız dışa kabartılı olan ilk başlangıcımızdan itibaren birinci kabartıyı görmekteyim. Yanda iki sıra düzümüz var. Yani düz hiç kabartısız. Diğer yönde kabartılı çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane kabartılı bölümüm var. Şimdi santim olarak karşılığına bakalım. İpimizin ve tığımızın kalınlığına inceliğine göre ölçümüzü birebir örmek isteyen arkadaşlarımız için kolaylık olsun. Bakınız şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle kaydı hemen bakalım. Diğer ucu da şöyle gördüğümüz gibi 41'i biraz geçmekte 42 lastik olduğu için toparlanmakta aslında daha genişleyebilmekte şöyle gördüğümüz gibi bakınız gayet geniş bir bel ölçüsü olabilmekte Tabii bu küçük bebeklerimiz için yaşı büyük çocuklarımız için 3 4 5 6 daha uzatabiliriz tamamen elimizde şimdi tığımı takıyorum hemen ucumuzu alıyorum şu şekilde birleştiriyorum bakınız ilk ipimin olduğu yere geliyorum buradaki trabzanımın içerisine şöyle giriyorum ve örmeye başlıyorum hemen alttan alıyorum ki ayrılmasın ve sadece geçiş yapıyorum bakınız ve başlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim tığımın başını doladım tam ortaya bakınız burada 2 tane yani iki sıra trabzanların olduğu bölüm var dışta i̇şte kabartı olan bölümümüz içte de gördüğümüz bu bölümümüz hemen tığımın başını doluyorum kabartanın olduğu ikisinin tam orta yerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum 1-2 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bakınız hemen buradaki kabartının tepesine batıyorum bir tane trabzanım örüyorum. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Ortaya batıyorum. Bakınız tam ikisinin ortasındaki hem arkadaki kabartılı hem öndeki kabartılı olan bölümlere iki zincirimizi çektikten sonra batıyoruz ve bir tane trabzanımızı örerek buradaki eteğimizin ilk başlangıç kutucuklarını oluşturuyoruz. İki tane zincir çekiyorum bakınız bu benden taraftaki kabartıydı şimdi diğer taraftaki kabartının olduğu yere tığımın başını doluyorum ve bir tane şöyle batıyorum ve bir trabzanımızı örüyorum bir ve iki zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum kendimden taraftaki kabartının olduğu yere batarak trabzanımı örüyorum tekrar iki zincir çekiyorum diğer taraftaki trabzanımızın bakın kabartılı olan bölümünün Tepe noktasına batıyorum ve bir tane trabzan örerek kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Başlangıç noktamıza kadar hem öndeki kabartılar hem arkadaki kabartıların üzerlerine batarak ve arada da ikişer zincirimizi çekerek kutucuklarımızı oluşturalım. Evet hem öndeki kabartılarımız hem de arkadaki kabartılarımızın olduğu yerlere batarak birer tane Trabzanımızı ördük. Aralarına da ikişer zincir çekerek kutucuklarımızı ördük ve eteğimizin lastik kısmını tamamlayarak alt kısmını örmeye başlıyoruz. Alt kısmını ipimiz ebruli olduğu için biraz düz olarak örmeye devam edeceğiz. Sadece düz ikili trabzanımızı öreceğiz. İki tane zincirimi çektim ve buradaki başlangıçta beş tane zincir çekmiştim. Bir, iki ve üç. Üçüncü zincirin içerisine gelerek şu şekilde sadece geçişimi yapıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen trabzanımın üzerine bakınız geçişimi yaptım 3 tane zincir çektim trabzanımın üzerine 2 zincirimin içerisine 2 tane trabzan örüyorum bir defa başını doluyorum atıyorum 2 tane trabzanım ördüm bir tanesi bakınız ilk başlangıç olan aşağıdaki trabzan üzerineydi. Zincirimin içerisine iki trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Tekrar zincirimin içerisine bir ve tekrar zincirimin içerisine iki. Yani buradaki iki tane zincir çekerek oluşturduğumuz kutucuklarımızın içerisine sadece iki trabzan ve buradaki gördüğümüz trabzanlarımızın üzerine yine birer trabzan örerek bu sıramızı tamamlıyorum zincirim içine bir bir daha örüyorum iki ve trabzanımın üzerine örüyorum şimdi zincirimin içerisine iki adet trabzanımı örüyorum ve bir tane trabzanımın üzerine örüyorum ve bu şekilde sıramızı başlangıç yerimize kadar iki tane zincirimizin içerisine ve bir tane trabzanımızın üzerine olmak şekliyle örerek bitiriyoruz kutucuklarımızın içerisine trabzanlarımızı örerek sıramızın başına kadar geldim şimdi ikinci sıramızı örmeye hazırız en son iki trabzanımı ördüm Başlangıçtaki trabzanımı örmüştüm. İlk başlangıç noktamızdan hemen burada 3 tane zincir çekmiştik. Tepe noktasına gelerek batıyorum trabzanımı. Sadece geçiş yapıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra bir alt sıradaki örmüş olduğumuz trabzanların tepesine birer birer ikili trabzanlarımızı örerek istediğimiz ölçü gelene kadar artık birazcık büyütüyorum. Başlıyorum. Bakınız ilk ilim beraber başlayalım. Hemen ilk trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Sırada gelen trabzanı bu bilink gözümüzün içerisine giriyoruz. Buradaki minik gözün içerisine batıyorum. Bir ve iki. Tekrar sıradaki bakınız, üstteki minik gözlerin içerisine batarak örüyoruz. Derin olarak batmıyoruz. Buradaki gözlerimizin içerisine batarak trabzanlarımızı sırası ile örerek tamamlıyoruz ve geçişimizi de biraz önceki yapmış olduğumuz gibi üzerine batıp tekrar 3 zincirimizi çekerek ilerliyoruz. Eteğimi yeterli ölçüye gelene kadar ördüm. Şöyle bakacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra trabzanımı ördükten sonra buradaki bakınız kafesli bölümümü saymıyorum. Sadece alt sırayı sayıyorum. İçinde e, gördüğümüz yeşil renkli ipimizden çiçekler örmek istiyorum. Dilerseniz bakınız hangi renkli kullanıyorsanız e, ya Kaç tane renk varsa onlarla sıralama yapabilirsiniz. Ya da sadece bir tanesiyle aralıklı olarak çiçek desenimizi yerleştirebiliriz. Ben görmüş olduğunuz bu yeşilimizle çiçeklerimizi yerleştirmek istiyorum. Mavimi kullanmak istemiyorum. Zaten ebriyeli olduğu için yeterince hareketi var. Yeşilimle renklendirmek istiyorum. Ve sıramın sonunda yeni sıraya başlangıcımı yapıyorum. Şöyle isterseniz birlikte yapalım. Hemen açıyorum. Son trabzanımı ördükten sonra 3 zincir çekerek başlatmış olduğum ilk trabzanımı geçişimi yaparak bağlıyorum ve sıramı birbirine ekliyorum. Ve hemen yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimi şu şekilde 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum altlarından bakın sıkıştırdıktan sonra hemen trabzan boyuna gelmekte yeşil ipimi sadece şu şekilde tutuyorum üzerinden örerek buradaki küçük kalan ipimi gizleyerek örüyorum 1 ilkini ördüm ikinci trabzanımın üzerine batıyorum 2 3 4 4 trabzanımı ördüm. 5. trabzanımı 2 defa örüyorum bakınız. 1 aynı yere bir tane daha örüyorum. 2. Diğerlerini birer birer örmüştük. Zincir çekerek ördüm ve diğerleri 1 2 3 4 5. trabzanımı aynı yere iki defa batarak ördüm ve buradaki iki tane trabzanımın e, sondakinin üzerinden ve yandakinden işlemimi yaparak ilerlemek istiyorum hemen bir iki tane zincirimi çekiyorum üzerine tığımın başını doluyorum trabzanımı şöyle alarak iki tane trabzanımı örüyorum yandan giriyorum bir tekrar tığımın başını doluyorum yine yandan giriyorum 2 2 zincir 2 trabzanımı ördüm ve 1 2 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere bakın trabzanımın olduğu bölüme giriyorum çiçeğimin ilk yaprağını oluşturuyorum trabzanımın içerisinden sadece geçiş yapıyorum ve birinci yaprağımı bu şekilde çiçeğimin yaprağını oluşturmuş oluyorum İkinci yaprağım için yine iki zincir çekerek başlıyorum bir ve iki Tekrar tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzan ardı ardına örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzanımı ördüm. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere batıyorum. Ve ikinci çiçeğimi bu şekilde oluşturuyorum. Bakın ikinci çiçeğimizin yaprağı da oluştu. Tekrar 1 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere şuradaki görmüş olduğumuz kısma üçüncü yaprağım için iki tane trabzanı ardı ardına örüyorum. Ve tekrar iki zincir çekiyorum. Trabzanımızın öncesinde ve sonrasında mutlaka iki tane zincirimiz olmakta. Bakınız iki zincirle batıyoruz. İki zincirle tekrar çıkıyoruz. İki zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum. Trabzanımın geçişimi yapıyorum. Ve burada 3 tane çiçeğimizin yaprağını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi 2 tane trabzan örmüştük. Bu ikinci ilk ördüğümüz trabzanda yine çiçeklerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Sondaki ördüğümü 3 tane çiçek grubumuzu ördük. Bu taraftakine ise 2 tane çiçek grubumuzu örerek tamamlayacağız. Şimdi çeviriyorum örgümün yönünü. Hemen iki tane zincir çekerek ilerliyorum. 1 ve 2. Taban başını doluyorum. Şuradaki görmüş olduğum trabzanımı yandan yine giriyorum. İki tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2. Iki. i̇ki trabzanımı ördükten sonra zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Hemen batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Ve tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. İki zincirimden sonra yine tığımın başını doluyorum. Beşinci çiçek yaprağımı yapmak için aynı yere giriyorum. Trabzanımın içerisine bir ve iki. İki trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Ve sadece geçişimi yapıyorum. Ve şöyle bakın beş tane yaprak diliminden oluşan çiçeğimizi bu şekilde oluşturuyorum. Bağlandıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum kapatıyorum bu kısmı tığımın başını doluyorum hemen sırayı takip eden ilk alttaki bakınız lila renkli ipimizi sıradan hiç atlamadan devam ediyorum 1 2 istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. iki defa örüyorum. Bundan sonrası çiçeklerimizin arasında 10 tane trabzanımızı örelim. Şimdi bakınız 2 4 6 8 ve 10. On. 10. iki defa ördük ve çiçeğimizi hemen içine doldurmaya başlıyoruz. Bir önceki çiçeğimizde yaptığımız gibi hemen İkinci örmüş olduğum trabzanın tepesine iki tane zincir çekerek başlıyorum. Bir ve iki. Tığımın başını doluyorum, ayırıyorum. İkinci trabzanımın olduğu yere gelerek iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki zincir, iki trabzanımı ördüm. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere, sadece batıyorum ve ipimi ilmeğimin içerisinden geçirerek çiçeğimin birinci yaprağını bu şekilde oluşturuyorum. hemen iki tane zincirimi tekrar çekiyorum ikinci yaprağıma başlamak için tığımın başını doluyorum aynı yere girerek 1 ve 2 trabzanımı örüyorum 2 zincirimi çekip batıyorum sadece içerisinden geçiriyorum 1 ve 2. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 Sondaki trabzanımıza 3 tane yaprağımızı yapıyoruz. Bakınız iki tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum. Şöyle ipimizi yarımlamadan alalım. Içinden geçiyorum ve 3 tane çiçek yaprağımızı bu şekilde kormuş oluyorum Şimdi Şuradaki ilk örmüş olduğum trabzanımıza ise kalan iki yaprağımızı örerek burayı tamamlayacağız alıyorum ilmeğimi hemen iki tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 döndürüyorum tığımın başında doluyorum. Hemen altından kavrayarak giriyorum. Bakınız altından kavrayarak girdim. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Sadece ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. 2 tane zincir çekiyorum araya giriyorum içinden geçtikten sonra bir tane zincirimi çekip burayı kapadıktan sonra hemen şöyle bakınız arkasını çeviriyorum ve tepeden örmediğim trabzan üzerinden örerek devam ediyorum tığımın başını doluyorum ilk trabzanıma batıyorum 1 ve devam ediyorum 2, 10 tane trabzanımı örüyorum hiç atlamadan birer birer 10 trabzan sayısına ulaşıyorum ve bu şekilde yeşil renkli çiçeklerimizi birer birer örerek ilerliyoruz. Sayalım, 2, 4, 6, 8 ve 9 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 10. trabzanımı iki defa örüyorum ve biraz önceki yapmış olduğumuz gibi çiçeklerimizi birer birer örerek sıramızın başlangıç noktasına kadar ilerleyelim. Bir uçtan başlamıştık çiçeklerimizi örmeye. Arada 10'ar tane trabzanlarımızı bırakarak 5 tane dilimden oluşan çiçeklerimizi ördük. Arada 10 trabzan ve çiçeklerimizi sırasıyla ördük. Başlangıç noktamızın hemen yanına bitişimize geldik. Bitişimize de yeşil ipimizle Şöyle bağlayalım başlangıç ve bitişi en son trabzanımı ördüm. 3 tane zincir çekerek başladığım yerin tepe noktasına giriyorum. Sadece ipimi geçiriyorum. Ve bir tane de zincirimi çektikten sonra yeşil sıramı tamamlıyorum. Buradan sonrasında yine üst sırada olduğu gibi evroli ipimle altını örmeye devam ediyorum. Belli bir sıra evroli ipimizi düz bir şekilde örmeye başlayalım ipimi kopardım bakınız diğer ebroli ipim burada kaldı hemen şöyle kopardığım ipi iç tarafa gizliyorum trabzanımın tepe noktasından giriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra yine ipimi altta gizleyerek trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum ve istediğim sıra olana kadar dümdüz bu üst kısımda ördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Şöyle görelim. İpimi kenara alalım. Bakınız çiçeklerimiz gayet güzel oldu. Yine ebroli ipimizi de örelim. Daha sonrasındaki yeşil çiçeklerimizi aynı şekilde yerleştirelim. Trabzanlarımızı çiçeklerimizin üzerine birer birer örerek ilerliyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi aradaki trabzanlarımızı ördükten sonra çiçeğimin tam tepe noktasına bakınız. Şuradan İki yaprağımızın birleşme yerine bir tane trabzanım örüyorum. Aradaki trabzanlarımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Tam çiçeğimin olduğu yere giriyorum. Bakınız bir tane trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum diğer trabzanlarımı örmeye. Hepsini birer birer gördüğüm şekliyle örüyorum. Ilerliyorum. Tam çiçeğimin olduğu yere geldim. Çiçeğimin olduğu yerde şu aradaki bir tane zincir çekmiştik. Bakınız, iki tane zincirimizi çekip bitirdikten sonra tam aradaki bu kısma giriyorum. Başını doladıktan sonra bir tane trabzanı bu ortaya iki çiçek arasına örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sonrasında ilk trabzanımın tepesine batarak devam ediyorum ve bu şekilde ilerletiyorum. Eteğimizde iki sıra ebruli ipimizden ördükten sonra tekrar yeşil çiçeklerimi yerleştirmeye başladım. Yeşil çiçeklerimi ben kaydırma yaptım. Ee, diğer sıramızda beş tane yeşilimizi ördükten sonra yani dört tane ördükten sonra beşincimizi çift olarak örüp başlamıştık ve çiçeğimizi yerleştirmiştik aralarında ise 10 tane trabzanımızı örmüştük 10. trabzanımızı iki defa örüp çiçeklerimizi yerleştirmiştik şimdi bakınız tam ortaya gelecek şekilde çiçeklerimizi yerleştirdim dilerseniz aynı alt alta gelecek şekilde de çiçeklerimizin ayarlamasını yapabilirsiniz tamamen zevkimize göre ayarlamalarımızı yapalım şimdi bakınız çiçeklerimin sonuna gelmekteyim şöyle 2, 4, 6, 8, 10. çift olarak ördüm ve bu şekilde ilerliyorum. Başladığım noktaya kadar çiçeğimi ve trabzanlarımı örerek ikinci çiçek grubumuzu da bu şekilde kaydırma yaparak tamamlamış oluyoruz. Buradaki kaydırmamıza dikkat edeceğimiz tek nokta bakınız her ikisinin arasında tam 10'uncularda örüyorduk. Yine tam ortaya 10 olarak ayarlıyoruz. Onu iki defa ördükten sonra çiçeklerimizi içerisine dolduruyoruz. Aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakınız. 2 zincirimi çektikten sonra çeviriyorum. Hemen yandaki trabzanımın içerisinden 2 tane trabzanımı alarak örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Sadece bakınız geçişimizi yapıyoruz. Tekrar 2 zincirimizi çekelim. 5 tane çiçek yaprağı olana kadar bu bölümümüzü dolduruyoruz. 1 2 Dilerseniz bir sıra daha örebilirsiniz. Onu da diğer sıranın altına, yani ilk başlangıçtaki çiçeğimizin altına gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben iki sıra çiçeğim yeterli olacak benim boy için, iplik boyu uzunluğum için. Bir tane zincirimi çektim. 2 zincirimden sonra bir çiçeğimi bu şekilde tamamladım çeviriyorum bakınız hemen tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 dümdüz trabzanlarımızı örüyoruz 8 Evet bakınız İki defa örüyorum aynı yere ve başlıyorum bir iki hemen sondaki trabzanımdan çiçeklerimi yapraklarına birer birer trabzanlarımla örüyorum iki zincirimi yine çekiyorum araya batıyorum sadece geçiş iki tane zincir bir ve iki tane ikinci trabzanım örüyorum bir iki zincirimi çekiyorum sadece geçişimi yaptım iki zincir üçüncü çiçeğimi trabzanımın bulunduğu yeri yapıyorum iki zincirimi çektim hemen geçişimi yapıyorum tekrar iki zincirimi çekerek çeviriyorum buradaki trabzanımın içerisini dolduruyorum 1 ve 2 2 zincir batıyorum eteğimiz çok kolay ipimi yarımladım hemen ipimi yarım olarak örmüyorum düzeltiyorum 1 ve 2 2 tane zincirim çekip atıyorum ve bir tane zincirimle çiçeğimi tamamlamış oluyorum ve arada kalan trabzanlarımı birer birer örerek yeşil çiçeklerimizin ve trabzanlarımızın olduğu sıramızı tamamlamış oluyoruz son trabzanımı ördükten sonra 3 zincir çekmiştim. 3. zincirimin tepesine geçişimi yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz ve iş ipimizle çiçeklerimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tekrar diğer ipimizi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu kez ipimi koparmıştım. Bir öncesinde koparmamıştım. Hemen bakınız başlayalım. Biraz geriden de başlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz düz olacağı için zaten ipimi kopardığım için nereden başlarsam başlayayım fark etmeyecektir. 3 tane zincirimi çekiyorum. Her iki ipimi alıyorum. Ve örüyorum. Düz bir şekilde bakınız. Şuradaki zincir çektiğim yeri de örüyorum. Çiçeğime kadar birer birer ilerliyorum. Çiçeğimin olduğu yere geldim. Tamın başında oluyorum. Tam çiçeğimin altından bir tane örüyorum. Ve çeviriyorum. Hemen trabzanıma geçişimi yapıyorum. Trabzanlarımı sırası ile örüyorum. Mutlaka çiçeğimin altına bir tane trabzanımı örmeyi unutmuyorum. İlerliyorum. Burada kaç sıra isterseniz örebilirsiniz. Şöyle alıyorum. Tabın başını doluyorum. Bir tane çiçeğimin altından giriyorum. Bakınız şöyle çiçeğimin tam altından. Sonra çiçeğimi çeviriyorum. Trabzanı örerek ilerliyorum. Birkaç sıra ebroli ipimle örerek eteğimi tamamlıyorum. Evet eteğimizin alt sırasını 1, 2, 3, 4 sıra olarak ördüm. Şimdi son bitiş şeridini örmek istiyorum. Yine yeşil ipimi kullanıyorum. Ben ipimi koparmıştım bakınız. Örgümü çeviriyorum. İpimi kopardığım yerin biraz gerisinden başlıyorum. Daha da geri başlayabilirsiniz. Herhangi bir yerden hiç fark etmez. Yeşil ipimi alıyorum. Sabitliyorum. Bakınız bir defa daha giriyorum. Sabitledim. Sık iğnemle. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 3. Trabzanımın tepesine geliyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 3. 3. trabzanımın üzerine batıyorum. Şu şekilde. Tekrar tığımın başında doluyorum. Sayıyorum. 1 2 3. 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 5 tane trabzanımı aynı yere örüyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra sayıyorum 1 2 3 arkadaki bir de şöyle alttan gizliyorum sık iğnemle batıyorum bir tane sık iğne batıyorum bir tane sıramızda ise 5 trabzanımı örüyorum 3'ün birisinde sık iğnemi örüyorum. Diğer üçümüzde ise 5 tane trabzanımızı örüyorum. Sık iğnemi ördükten sonra tekrar tığımın başında olarak saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm ve sayıyorum. 1, 2, 3. Sık iğne sıramı örüyorum ve bu şekilde eteğimin alt kısmını tamamen örerek kapatıyorum. Eteğimizi tamamladım. Alt kısmını şimdi belimize bir tane bağcığımızı örelim. Bağcığımızı zincir çekip uçlarına çiçekler örmek istiyorum. Hemen şöyle örmeye başlıyorum. Zincirlerimi çekiyorum. Eteğimiz hangi büyüklükte ise o kadar zincirimizi çekelim. Şöyle rahat rahat çekelim zincirlerimizi ve istediğimiz bağlama ölçüsüne uygun olsun. İlerliyorum. Yeterli ölçüye gelene kadar çekmeye devam ediyorum. İstediğim uzunluk olana kadar ördüm. Epey uzun bir ölçüyü ördüm. Şimdi eteğimin ön olacak kısmından takmaya başlıyorum. Bakınız ipim halen tığıma takılı. Zincirim örme Eğer az olursa örmeye devam ediyorum. Çok olursa çekmiş olduğum zincirden birazcık sökerek istediğim ölçüye ulaşıyorum. Şimdi tam eteğimin önüne gelecek kısmı ayarlıyorum. Ayarlamamı yapıyorum. Şuradan takmaya başlıyorum. Bakınız ilk zincirimi bir alttan, bir üstten olacak şekilde geçiriyorum. Bir tanesi altta kalıyor bir tanesini üstte alıyorum isterseniz tığınızla da çekebilirsiniz çatal iğne ile yapabilirsiniz nasıl kolay oluyorsa bu şekilde zincirlerimizin arasından buradaki kutucuklarımızın arasından geçişimizi yapalım şöyle Evet dönmeye devam ediyorum bakınız. Başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Biraz uzun çekelim. Herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Fazla olursa sökeriz. Evet. En son kutucuğumuza kadar geçirdim bakınız. Tam kutucuğumuzun yanından çıkıyorum şu şekilde bakınız buradan kısa kaldı biraz daha zincirimin ilavesini yapıyorum koparmadığımız bu yüzden gayet güzel oluyor ilk örmüş olduğumuz taraftan takmaya başlıyoruz yani zincirimizin başlangıç yerinden taktığımız zaman son kısmı hazır bir şekilde bizi beklemekte ve istediğim kadar yani eksik olan kısmı tamamlıyorum hiç sökmemiş oluyoruz ne çok fazla oluyor ne de küçük oluyor. Kontrol tamamen elimizde oluyor. Evet zincirimi bu kadar çektikten sonra buradaki eteğimizdeki çiçekler gibi bir tane çiçek yapmak istiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki zincirimin içerisine giriyorum. 1, 2. Tığımın başını doluyorum. Tekrar 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum dişeceğimi de 1 2 3 4 son bir tane daha örüyorum. 5. yaprağımızı da örelim birlikte. Ve bir birlikte kapatalım. 1 bir ve 2 zincirimi çekip batıyorum ve sıkıştırıyorum. Bir tane zincirimi çekip sıkıştırdıktan sonra yine ipimi kesiyorum. Bu kesmiş olduğum ipleri ardından gizleyerek çiçeklerimizi ve bağcığımızı tamamlamış oluyoruz. Bağcıklarımızı bu şekilde bağladık. Şimdi eteğimizin lastik kısmını hemen buradan iliğimizi açalım ve kenarlarına da şöyle küçük küçük çıtırcıklar yapalım başlıyorum bakınız en alt kısımdan şöyle bir tane düğüm atıyorum hemen yanına batıyorum ve bir iki üç üç tane zincir çekerek bir ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bir tane iliğimi açıyorum hemen yanına sık iğnelerimi birer birer örüyorum iki tane düğme kullanmak istiyorum onun için iki tane iliğimi açıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum hemen ileriye batıyorum ve iki tane ileğimi bu şekilde oluşturuyorum. Bir, iki, bir alta yakın bir de üstümüze yakın bir şekilde iliklerimi örüyorum ve başlıyorum. Bir, iki, üç, üç tane zincir çekiyorum ve şu şekilde bir tane tomurcuğumu yapıyorum ve ileriye batıyorum. 1 2 hemen battığım yerin arkasına geçiyorum. Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. İsterseniz 2 bakın burada 3 çekmiştik. Burada 2 3 daha güzel görünecek. 3 çekerek öreyle 1 2 3 hemen battığım yerin ardına giriyorum. Tekrar bir sonraki trabzanımın olduğu yere geçiyorum. 1 2 3 battığım yerin hemen ardından şu şekilde örüyorum. Her bir trabzanımıza yatay halde duran trabzanlarımıza birer birer batalım ve üçer zincirimizi çekelim. Belimizin üzerinde güzel bir görüntü oluşturalım. Evet sevgili arkadaşlar en son kenarımızda bakınız şu şekilde örerek tamamladım ve eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.